İzleyicilerimiz Pazar Web TV'den sevgiler, saygılarla. Bugün bildiğiniz gibi sabah 11 uçağıyla İstanbul'a kalktık ve şu an İstanbul'a geldik. Takım otelde, kampta yerini aldı ve her zaman olduğu gibi evet Başkanımız Hüseyin Yangın'la birlikteyim. Sayın Başkanımız hepimizin bildiği gibi yarın saat 14 itibarıyla maça çıkacağız. Düşüncelerinizi, duygularınızı almak istiyoruz. Taraftarlarımıza evet neler söylersiniz? Canlı yayındayız. Teşekkür ederiz. Öncelikle izleyenlere gönülden Pazarspor'a, İstanbul'dan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bildiğiniz gibi yarın Bulvarspor'la önemli bir maçımız var. An itibariyle takımımız İstanbul'a ulaştı. Biz de otelde kendilerini karşıladık. Maça hazırlanıyor arkadaşlarımız. Önemli maç olduğunu söyledim. Çünkü bulunduğumuz noktada bu maçı kazanırsak üst sıraları hedeflerimiz için önemli bir 3 puan olur. Playoff hedefini kovalarız. Ama aksi takdirde alt sıralardan kurtulan mücadele Pazarspor, bu bize de yakışmıyor. Maalesef ilk yarı sonunda 20 puanla bitirdiğimiz ligi ikinci yarındaki hoca değişikliğiyle aşı da tutmadı demek ki. 4 maçta alamadığımız puanlarla zor bir duruma düştük. İşte Taşkın Hoca'nın gelmesiyle birlikte takım biraz kendine geldi. 2 maçta kazanamasak bile en azından kaybetmedik. Ama bir maç kazanırsak da çok farklı yerlere gideriz. Yarınki maç bu açıdan çok önemli. İstanbul'daki Pazarsporlar da maça ilgi göstereceklerdir. Ancak maçın oynanacağı stadın kapasitesi çok yetersiz olduğundan misafir tribünü 75 kişilik veya 3 kişilik tam bilmiyorum. Umarım diğer tribünü de açarlar da maça gelen taraftarlarımız stat dışı kalmaz. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Tamamen statü gereği ve rakip takımın stadının yetersiz olmaması. Aslında o stadı da bugün gittim gördüm. Zeminde çok kötü bir sentetik zemin, eskimiş. Yani standart dışı bir stat ve zemin. Yani kötü bir zeminde de oynayacağız. Kötü de bir ambiyans. İnşallah takımımız bu zorlu deplasmandan İstediğini alıp pazara döner ve yolumuza emin adımlarla devam ederiz. Takımımıza güveniyoruz. Yeni katın arkadaşlarımız uyum sağlamaya başladılar. Hocamızın takıma iyi değmeye başladı belli oluyor. İlk yarıdaki performansımızın üzerine çıkarsak ikinci yarıda 20 puan üzerine toplayıp playoff hedefimizi yakalayacağız inşallah. Benim ümidim bu. Beklentimiz de bu. Taraftarlarımız güvensinler. İnansınlar bu takım bu hedefleri yakalayacak kapasitede ve kalitede. Umarım yarınki maçta bu çıkışımız başlar. İkinci yarının ilk galibiyetini alırız. Çünkü ikinci yarıda biliyorsunuz 6 maçta ilk yarıda mağlubiyet, son 2 maç berabere, golsüz berabere. Yarın çıkış maçımız olur diye düşünüyorum. Sayın Başkan, taraftarlar soruyor. Üçüncü ligin başlamasıyla lige şampiyonluk hedefiyle, direkt şampiyonluk hedefiyle başladık. İyi de gitti ama birden ne oldu? Niye takım bu hale neden düştü? Sayın Hüseyin Yangın yıllardır bizim başkanımız. Sezon başında yeni bir yönetim. Yeni sebebi ne olabilir yeni diyorlar, soruyorlar. Ekrandan da soruyorlar. Arkadaşlarımız tabii çok çıtayı çok yüksek tuttular. Şampiyonluk ve ikinci lige dönme hedefi koydular. İlk yarıda da belki çok uzak değildik bu hedeften. En azından playoff'un hedefinden uzak değildik. Ne oldu? Hepiniz takip ettiği gibi Kadir Kar hocamız ikinci yarı takımdan ayrıldı. Bir takım sebepleri var. Yani doğru yapmadı ama biz de heyecanı bitmiş, aynı performansı gösteremeyeceğini gördüğümüz için bu talebini kabul ettik ve yollarımızı ayırdık. Sonradan anlaştığımız hocamızın rahatsızlığı da üstüne eklenince yani o aşı tutmadı. Yani Tolga hocamız da maalesef
bir ivme yakalayamadık. Aslında çok fazla da değişik olmadı. Ayrılan sporcular oldu devre arasında ama böyle takımın %10'u gibi bir eksiklikten bahsedebiliriz. Ama onun yerine aldığımız oyuncular da henüz uyum sağlayamadı. Bu 4 maçta iki tanesi içeride zaten taraftarlarımıza istedi mağlup oldu. Dışarıda da iki mağlubiyet. Kan uyuşmazlığı diyelim. Yanlış tercihler diyelim. Eğer birine de fatura edilecekse bu değişiklik, başta hoca değişikliği, onun da sorumlusu benim. Bu sorumu da üstüme aldım. Çünkü benim onayım da demeyeyim de benim tercihimdi yani Tolga Hoca ile çalışmak. O açıdan orada bir hata varsa bunun müsebbibi de benim. İşte Taşkın Hoca ile de bir çıkış yakalarsak bunu telafi edeceğimi düşünüyorum. Yani sebebi biraz da burada aramak lazım. Umarım kalan maçlarda bu kaybettiğimiz 4 tane maçı telafi edip playoff'a bir adım daha yaklaşırız. Yarınki maç bu açıdan çok önemli. Bu düşüş demeyeyim de yani ivmeyi yakalayamamızın bendeki sebebi bu. Evet Sayın Başkan, yani kadroyu mu yetersiz kurdular? Hüseyin Yangın'ı zaten bizim onursal başkanımız güvenimiz sonsuz diyorlar ama yani hafife mi alındı diyorlar şimdi buradan canlı yayından şeyler geliyor. Kadro mu yetersiz kaldı? Hafife mi alındı? Yani diye soru sorular. Çünkü başkana güvenleri sonsuz. Tutmadı. Aşırı tutmadı. Yani takımımız aşağı yok. Aynı takım. Transferlerimiz de gidenlerden çok aşağı değil. İki tane stoper aldık. Bir kaleci aldık. Efendim, santrafor aldık. Önemli bir santrafor. Sakatlarımız oldu. Cezalarımız oldu. Mesela Yavuz Alem'de önemli bir oyuncu. O ikinci adı. Üç maçında sakattı. O eksikler, cezalılar etkiledi takıma. Bugün de mesela yarınki maçta da Aykut kaptanımız galiba sakatlığından dolayı olmayacak. Göktürk'te evet. Kart cezalısı yok. Ama yerine oynayan arkadaşlar umarım performanslarıyla onlar aratmazlar. Futbolda bunlar var yani. Hiç, çok karamsar da olmamak lazım. 22 puanımız var. Yarınki maçla birlikte kazanırsak çok farklı şeyler konuşacağız inşallah. İçerideki maçları kazanmayla birlikte biz playoff'un içinde oluruz. Ama en azından aşağılardan uzak olmamız lazım. Bu bize yakışmıyor. Açıdan zaman gösterecek hamlelerimizin doğru veya yanlışlığını ama devre arası yaptığımız hamle yanlıştı maalesef. Burada Kadir hocamıza da ufak bir sitemim var. Yani ayrılmaması gerekiyordu. Bu başarısızlığımı gördü de, böyle olacağını mı gördü de ayrıldı? Yoksa daha iyi imkanlarla başka bir takıma mı gitti? O konuda soru işaretlerim var. Sevdiğimiz bir kardeşimiz kendisi ama yani iyi bir Rizeli Pazarspor'u yarı yolda bırakmaz. Mesela Taşkın hocamız öyle üçüncülükte kolay kolay çalışacak bir hoca değil ama ilk görüşmemizde şunu demiştir. Yani Pazarspor Rize'nin önemli bir markası. Böyle bir zor durumdayken bana hayır demek düşmez. Nerede, hangi şartta olursa olsun gelirim dedi ve koşa koşa geldi Pazarspor'a. Ha, mesela sezon başı Taşkın Hoca gel bizi çalışır desek kolay kolay anlaşamazdık yani ikincilikte daha üstlüklerde. Demek ki bir Rizeli'ye yakışan zor durumdaki bir Rize takımına sahip çıkmak, destek olmak. Ama Kadir hocamız tersini yaptı. O açıdan ona da ufak bir sistemim var. Şimdi Sayın Başkan burada canlı yayında da yani sorularımıza geliyor. Ve bu ikinci kez diyorlar mesela Kadir Hoca başarılı bir hocaydı. Ne oldu? Bundan önceki sezonda da ilk yarıda başarılıydı. Anlaşamadılar. Bıraktı gitti veya kulüple anlaşamadı. Şimdi ben ikinci yarıda da ilk dörtteydi. Acaba ben işte ben şimdi benim, yani bunu vatandaşla buradan futbolcular düzeltiyorum. Buradan taraftar da diyor ki acaba diyor bu kulübün bir politikası mıdır? Yani takım önce
önce başarılı oluyor, sonra ne olursa olsun deyince sıkıntıya giriyoruz. Nasıl olsa kurtarız diye bu sistemler var. Bunu da bir aydınlatalım. Yani Kadir Bey, Kadir Hoca bizi bırakıp gitti mi? Kadir Hocam devam etmesi için her türlü üzerinde bulunur. Bunu taraftar duymak istiyor sizden. Bakın, o zaman söyleyeyim. Kadir Hoca oyuncu kadrosuyla ilgili bir takım şeyler vardı. Kabul edilemeyecek. Herhalde öyle zannediyor diye bunu kabul etmez falan deyince tamam dedim kabul ettim. İstediği değişikliği yapacağız. Arkasından ekonomi yöne koydu. İşte enflasyon düşüydü, buydu, asgari ücret arttı filan. Maaş artışı istedi. Onu da tamam dedim. Maaş artışını yaptık yani. Ekonomik olarak da düzelttik. Ama hala aklı gitmekten yana çünkü başka bir şey var. Yani ne istediyse verdik. Ama onun tercihi pazar sonuna ayrılıp bu da iyi kötü bir şey yakalamış, bir başarı yakalamış. Bir iki haftada mutlaka bir teklif alır, daha iyi bir teklif alır. Yani bunu söylemek zorundayım. Bu düşünceyle evet, pazarlaşmak. Bunu da taraftar da ağzınızdan duymak istedikleri için açık ve net olarak. Açık ve net. Siz bana dediniz ki açık ve net olarak soru sorun. Bütün taleplerini karşılamamıza rağmen aklı ayrılmaktı. Neden? Çünkü Pazarspor biraz böyle yeni kurulan mütevazi bir kadroyla 20 puan fena bir puan değil yani. Santraforsuz. 19 gol atan, mutlaka iyi bir takımdan teklif alacağı düşüncesiyle ve ikinci adı onun beklediği transferleri de yapamayacağımızı düşüncesiyle böyle bir tercihte bulundu. O açıdan bizim onu gönderme gibi en ufak bir talebimiz veya düşüncemiz hiçbir şekilde olmadı. Bu tamamen kendi tercihidir. Onun için taraftarlarımızın bu talebini mümkünse kendisine sorun, Kadir Hoca'ya sorun. O da anlatsın. Benim söylediğimin dışında bir şey söylerse ben tekrar cevabını veririm. Evet, bu çok anlatabildim mi? Çok net anlattığımı düşünüyorum. Sayın kendi, izleyicilerimiz. Kendi ayrılmak için bir zemin hazırladı. Evet. Sonunda da baktım ki heyecan şey yok. Okuyoruz. Tamam dedim o zaman. Evet. Ayrılalım. Parasını aldık, alacaklarını, her şeyini ödedik. Sağ sonra gelen hocamızın da alacaklarını ödedik. Kimseye öyle hocalara borcumuz, harcımız filan da yoktu. Gidene güle güle dedi. Nitekim bir hafta sonra bir başka takımla anlaştı yani. Evet. O beklentisini karşıladı. Umarım biz de kalan haftalarda beklentilerimizi karşılayıp Pazarspor layık olduğu yerde bitiririz. Çünkü taraftarlarımız şunu bilmiyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çok ciddi sıkıntılarla uğraşıyoruz. Ya burada söylemek istemiyorum ama yani kasamıza giren paranın neredeyse yarısını geçmiş dönemle ilgili sporcuydu, çalışandı, sigortaydı, işte vergiydi, bilmem neydi. Şimdi bunları ödemek zorunda kalıyoruz. Yani bir şey daha söyleyeyim. Ben hayatımda yıllarca başkanlık yaptım. Bu kadar kasamıza paranın girdiği hiçbir dönem yaşamadım. Çok ciddi ekonomik sponsorlarımızdan olsun, yönetimin gücünden kaynaklanan katkılar. Çok ciddi bir bütçe kullandık ama bu bütçenin maalesef futbol takımının ancak dörtte birini kullanabildik. Dörtte biri zaten cari giderler. Yarısını da önceki dönemden kalan sigorta, vergi, sporcu, çalışan, mahkeme, icra, haciz 25-30 tane haciz dosyasıyla boğuşuyoruz ve bu devam ediyor. Bunun üstüne bir de bizim dönemimizde ayrılan sporculara yaptığımız ödemeler var. O da aşağı yukarı 1-1,5. Onlar da mahkemelere devam ediyor. Orada umarım kazanırsak belki bir kısmı geri gelir. Bu konuda ciddi destekler aldık. Her zaman söylüyorum. Tekrar bir kez daha söyleyeceğim. Sayın Bakan Osman, Doktor Osman Aşınmak, Spor Bakanımızın da bize çok ciddi katkıları oldu. Kendisine burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Yardım ve destekler için. Ama şunu söyleyebilirim. Biz bu seneyi kazasız belasız atlatırsak. Evet, şimdi onu sordular Sayın Başkanım. Hemen söyleyeyim. Biz Taşkın Hoca'dan beklentisi nedir? Bu sene ne bekliyor? Bu sene kazasız onu soruyorlar. Zaten yani taraftar tabelaya bakar. Skora bakar, puana bakar. Evet. Elbette ama biz onun dışında kulübün yaşatılması konusunda işte otelimizi kendimize ait oteli madem böyle uzun bir şey anlatayım yani. Otel yaptık. Çok ciddi para. Bugün orada teli 150 milyona yapamazsınız. O zamanın parası 2 milyon euroya yaptığımız bir otel kiraya verildi. Ve bu kiradan geri almak için sporcularımızın kalacağı gibi, takip edenler bilir. 2 milyon 100 bin lira para ödedi. Kendi malımıza.
Yani işte kira sözleşmesini anlaşarak feshetmek karşılığında ödedik. Halı sahamız üzerine bir ucube yapmışlardı, etrafı rahatsız ediyordu. Ona da 750 bin lira para ödedik. Toplam 2 milyon 850 bin lira kendi malımızı geri almak için para ödedik. Yani şaka gibi bir şey bu yani. Çok daha detaylı anlatırım. Bu 2 milyon 850 bin oranı yanılmıyorsam 1900 şey yukarı 2,5'unu falan ödedik yani. 350 bin lira daha borcumuz var. Bunlar kolay şeyler değil yani. Ama oteli geri alarak sporcularımızın çok huzurlu bir şekilde kamp yapmalarını ve konaklama imkanlarını tekrar geri aldık. Umarım yaz döneminde de turizme hizmet ederek kulübümüze önemli bir gelir elde edecektir. Dediğim gibi sadece borçlar değil, böyle bir takım ekstra şeyler de çıktı. Taşkın Hoca'dan beklentimiz... Şu anki beklentinizi soruyorlar. Hocanın eli değdikçe, takımı tanıdıkça daha iyi netçe olması ve playoff oynamalı. Yani beklentimiz playoff oynamak. Aşağıda ülke kalma mücadelesi hiç ağzıma almak istemiyorum. O olsun istemiyorum. Ama bunun kilit maçı yarınki maçtır yani. Yarınki maçı kazandığımızda biz o hedefi kovalarız. Ondan sonra o zaman yarın da inşallah tekrar inşallah, bir röportajımız yani olacak. Taraftarlarımız gönülden, Pazarspor'u gönülden sevin. Yani böyle maalesef elini ovuşturanlar var ya, Pazarspor'un başarısızlığı kendine faydası varsa. Maalesef, evet maalesef. Biz de bugün varız, yarın yiyoruz. Ben dün vardım, yıllarca yoktum. Bu sene gelmemin nedenini daha önce açıklamıştım. Yine olmayacağım bundan sonra. Ama Pazarspor daim olacak. Pazarspor'un yaşaması herkese faydası var. Yokluğun kime ne faydası var ki? Yani tribünden bazen bakıyorum böyle başarısız gol büyük ve kek kek gülenler filan. Maalesef, maalesef. Yani onları bir gün tribünden kovacağım zaten. Maalesef. Yakaladığım an. Maalesef. Kovacağım. Gelmesinler canım. Çok mesela, yazık. İyi gidiyorlar yani. Gelmesinler. Maalesef, çok yazık maalesef. Gelmesinler. Ellerini oluşturanları inşallah sana uğratacağız diyeyim. Yani sevdalılar galebe çalsın. Pazarspor'u karşılıklı sevenleri mutlu etmek için elimizde geleni yapacağız. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Evet değerli izleyicilerimiz, Başkan'la yapmış olduğumuz canlı yayın burada sonuyordu. Yarın saat 14 itibarıyla Kartal'dan sizlere bir aksilik olmazsa canlı yayını vereceğiz. Başkan'ın da açıkladığı gibi belli bir kontenjan var. Tabii ki her İstanbul deplasmanında İstanbul ve çevresindeki taraftar bizleri yalnız bırakmıyor. Bundan eminiz. Hep 3 puanla döndük. İnşallah taraftarlarımızı, İstanbul ve çevresindeki yakın illerdeki taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Stadın kontenjan kapasitesi belli bir sayıda olmazsa tabii ki herkes bilet alıp yine seyredebilir. Evet, buradan yaptığımız yayın burada sona eriyor. İnşallah yarın güzel bir futbolla ki Taşkın hocamızla iyi başladık ve inşallah iyi devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.